Safar kanalında Uyan 32 ve TV 32 seyircileri. Bugün Isparta'nın ilk ve tek patent firması Akdeniz Denge Patent ve Metin Bey'in yanındayız. Merhaba Metin Bey, kendinizden ve iş yerinizden biraz bahseder misiniz? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. İsmim Metin Arıkaya. Akdeniz Denge Patent Ofisi'ni çalıştırıyorum. Yaklaşık 2000 yılında bu işe başladık ve 20 sene olacak, 18. senedeyiz. Isparta ve çevresinde ve birçok illerde marka, patent ve tasarım tescilleri ve coğrafi işaret tescil belgeleriyle ilgili, yani bunlara sanayi mülkiyet hakları diyoruz, Türk Patent ve Marka Kurumu'na bağlı vekil bir firmayız. Bunun dışında kalite belgeleri konusunda ISO 9001 ve 14.001, 18.001 ve CE belgeleri dediğimiz belgelerle ilgili çalışmalarımız var. Peki bu iş nereden aklınıza geldi? Bu iş, baba mesleğim benim kuyumculuk. Yıllarca kuyumculukla uğraştık. Fakat 2000 yılına kadar kuyumculuktan başka bir iş yapabileceğim bir iş var mı şeklinde böyle biraz araştırmalarımız oldu. Ve sizin sektörünüze merak sardım, reklamcılık sektörüne. 2000 yılında bir arkadaşla tanıştık ve dergi çıkartmaya başladık. Dergi işlerimiz bir yıl kadar sürdü ve bizim dergiye Ankara'dan bir patent firması reklam verdi. Sonrasında onlarla kendi bölgemizde patent konularında, marka konularında çalışabileceğimiz yönünde teklif alınca kendimizi bu işin içinde bulduk. Ve 4 yıl kadar kendilerinden Ankara'ya git gel yaparak marka patent konularında eğitim aldık. Ve 4. yılda 2004 senesinde de kendi firmamızı kurduk. Ve o tarihten bu yana da kendi yaptığımız işlerle Türk Patent ve Marka Kurumu'na bağlı olarak vekillik sistemiyle çalışır Türk Patent ve Marka Kurumu. Kendi adımıza yapıyoruz. Ondan öncesinde Ankara'daki firmalarla yapıyorduk. Peki sadece Isparta'da mı hizmet veriyorsunuz? 2004, 2005, 2006, 2007, 2008'e kadar bu şekilde çalıştık. 2008'den sonra dedik ki sadece Isparta ve çevresiyle değil, başka illerde de bayilerimiz olsun. Türkiye'nin yaklaşık 22 ilinde kendi namına çalışan, patent firması olarak çalışan, danışman olarak çalışan ve ofis olarak çalışan firmalar var. Hatta reklam firmaları var. Kendi bölgelerindeki patent işlerini bizim firmamıza gönderiyorlar. Ve biz buradan işlemlerini tamamlayıp kendilerine gönderiyoruz. Hani bizim bayimiz değiller aslında ama çözüm ortağımız olarak çalışıyorlar. O şekilde sadece Isparta'ya değil, Isparta ve çevresindeki, hatta işte bu 22 il var şu anda. En aktif çalışanları Trabzon, Rize, Van, İstanbul, İzmir, Manisa, Antalya. Burada arkadaşlarımız var, kendi ofisleri var. Kendi namına aldıkları işleri biz buradan hazırlayıp, işlemlerini tamamlayıp belgelerini gönderiyoruz. Denge Patent'in yaptığı işler sadece patent midir? Şöyle, Denge Patent sadece patent işi yapmaz. Nasıl bizim ünvanımız sadece patent ise, insanlar bizi sadece patent yapıyor sanıyorsa, oysa başka işlerimiz de var. Nedir onlar? Aslında fikri sınai haklar diye geçer. Sınai haklar, sınai mülkiyet hakları, marka tescili, patent tescili, faydalı model tescili, tasarım tescili ve coğrafi işaret tescil belgesiyle. Yani bunları Türk Patent ve Marka Kurumu'nun vermiş olduğu belgeler bunlardır. Biz de Türk Patent ve Marka Kurumu'na bağlı olarak çalışan vekil bir firma olarak bu belgeleri alınması konusunda firmalara ve şahıslara yardımcı oluyoruz. Marka nedir diyecek olursanız, marka tescili her firmanın markaya ihtiyacı vardır. Nasıl çocuğunuza isim koyarken ne kadar çok dikkat ediyorsanız,
iş yeriniz ve şirketiniz sizin çocuğunuzdur. Dolayısıyla ona herkesin kullandığı bir ismi koymak istemezsiniz. Farklı bir şey olsun. Sadece beni anlasın, beni firmamı anlasın, benim ürünümü anlasın demeniz lazım. Marka tescilinde süreçler öncelikle bize müşteriler geldiğinde markanın tescilli olup olmadığını araştırıyoruz. Tescilli varsa diyoruz ki siz başkasının tescilli markasını kullanıyorsunuz. Bu size ileride karşı tarafın müdahalesi olursa sıkıntı çıkarabilir. Dolayısıyla markanızı değiştirmeniz sizin için daha uygun. Ya da tescilli varsa, yani özür dilerim, tescilli yoksa tescil alması konusunda yönlendiriyoruz. Diyoruz ki bu tescil bir an önce yapılması lazım. Siz markayı kullanıyorsunuz fakat tescil almamışsınız. Önemini anlatıyoruz. Ya da bilinçli şekilde gelmişse ben tescil almak istiyorum diyorsa araştırmalarını yapıyoruz. Bu isim tescil mi değil mi? Değil. O zaman işlemlerine başvurusunu yapıyoruz. Yaklaşık markalar 4-5 aylık bir sürede tescil edilir. Örnek gösterebileceğim mesela şu şekilde. Bu firmamız bize 4. ayda müracaat etmiş. Kaçıncı aydayız? 10. aydayız. Tescil belgesi gelmiş. Eskiden KHK ile yönetiliyordu eski kanuna göre markalar ve bir yıllık bir süreçte geliyordu. Şu anda daha hızlandı. 5-6 aylık bir süreçte firmalar markalarını tescil ettirebiliyor. Peki bir kişinin illa şirketi mi olması lazım diye sorabilirsiniz. Değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir kişi hem marka tescili, hem patent tescili, hem coğrafi işaret, özür dilerim coğrafi işareti sadece kurumlar alabiliyor. Patent, faydalı model, tasarım tescili alabilir. Patent nedir? Patenti anlatalım. Patentte buluşlara yapılır. Yani bugün için piyasada var olmayan bir ürün yapmışsanız, her zaman çekimlerde, böyle zaman zaman çekimlerde ilk anlattığım ya da üniversitede zaman zaman eğitimlere katılıyoruz. Orada da gururla anlattığımız bir makinamız var. Forklift olarak, forkliftler 30 kilometre öteye gidemezler. Çünkü kısıtlıdır gittiği yer. Bunu kamyonetle forklifi birleştiren bir firmamız var sanayi çarşısında. Kamyonet olarak gidiyor, gittiği yerde forklift olarak çalışıyor. Bu da yeni bir ürün olmuş oluyor. Bunun patentlerini aldık mesela. Makinalara patent alınır. Sadece makinalara mı alınır? Değil. Makinalara alınabilir, gıdalara alınabilir. Kimyada yeni bir ürün çıkmıştır, kozmetikte ona alınabilir. Tekstil sektöründe yeni bir ürün çıkmıştır, ona alınabilir. Dolayısıyla sanayiye uygulanabilir her ürüne patent ya da faydalı model belgesi alınabilir. Peki marka nedir? Marka ürünün ismi ya da markası marka tescil belgesiyle koruma altına alınır. Patent dediğim gibi buluş varsa eğer buluşlara patent yapılır. Tasarım tescili nedir diyecek olursanız. Tasarım tescili de üzerinizdeki kıyafetin ya da gömleğin ya da kazağın görüntüsü ya da şu sandalyenin görüntüsü fotoğrafla korunabiliyorsa bunu sadece bu görüntülerde bu tasarımlarda bu çizgilerde ben yapıyorum diyorsanız o da tasarım tescil belgesiyle korunur. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.